Devre arasında da söyledim ben. Hatta ikinci yarı başladığında da söyledim. Galatasaray gerçekten oyunda dengeyi sağladı, top yapmaya başladı. Fakat ondan sonra da gerçekten hava koşulları inanılmaz derecede mağlup olan bir takım için son derece sıkıntılı bir hale geldi. Ama bunun yanında tabii ki karşıda da Galatasaray'ın hesap etmediği bir şey, belki de Sayın Prandelli de hesaplamıyordu. Bu tip maçları çok iyi oynayan ve oynatan bir Abdullah Avcı takım vardı. Nitekim çok derece dengeli oynadılar ve 2-0 bitti. İkinci devre içerisinde hatta maçın yaklaşık 60. dakikasına kadar falan dengede giden müsabaka, dediğim gibi yani hakikaten inanılmaz hava koşulları oluştu ve maalesef tabii ki bu tip ikisi geriden gelen takımlar için çok zor bir duruma geldi. Ama üçüncü golden sonra Galatasaray'da zaten çözülmeler başladı ki acı ama bir gerçek, maç daha farklı bir skora da gidebilirdi. Yani ben şunu net söyleyeyim, dört maç olsun, bu maç olsun Galatasaray'ı biraz kırılgan takım olarak görmeye başladım. Bu Galatasaray ve Galatasaray açısından hoş bir şey değil. Bir de ki bu maçta da gerçekten olabilecek tüm kötü koşullar Galatasaray'ın lehineydi, aleyhineydi ama bunların hiçbiri 4-0 için bazıları değil diye düşünüyorum. Şimdi hocam Melo'nun durumuyla ilgili bilgi alacağız ama 31. dakikada oyundan çıktı biliyorsunuz. O dakikadan sonra oyuncu değişikliği yapıldı ve bir anlamda saha içi parselasyonlarla değişti Melo'nun çıkmasından sonra. Yani biraz isterseniz oyuncuların bu kendi yerlerinin dışında çok fazlaca bu sezon Galatasaray'da oynamalarını biraz değerlendirelim. Maç öncesi değerlendirmiştim. Maç öncesi değerlendirmiştim hatırlarsanız. Galatasaray'da bugün sahaya çıkan kadroda devamlı oyunculardan olan dahil, Muslera dahil, işte benim Burak, Snyder, Selçuk, Melo, bu ekip genelde sürekli oynayan oyunculardı. Diğerleri genelde monte edilmeye çalışılan oyunculardı. Bugünkü kadroda dahil olmak üzere diğer oyuncular zaman zaman yer değiştiriyor, şey yapıyor ama bu ekip içerisinde dahi sürekli Snyder olsun, işte Selçuk olsun, Melo olsun çok net bir şekilde Burak haricinde genel olarak bir de Mustara kaleci olduğu için kendi yerlerinde oynamayan oyuncular olur. Melo zaman zaman en kritik maçlarda gitti. İşte en geride oynadı vesaire. Ama bugün ben gene söylüyorum, özellikle Selçuk Melo ikilisinin orada bozulmasından sonra Galatasaray tüm dengelerini kaybetti ve Snyder gibi bir oyuncu işte sol tarafta oynatıldı, o diğer tarafta oynatıldı vesaire ve tabii ki bir gerçek ki Melo'nun sakatlanması ve Galatasaray göbeğinde çok önemli iki tane Semih'le Çeyçin olmayışı artı Galatasaray'ın kanatları özellikle geri bekleri inanılmaz derece arkalarında boşluk bırakıyorlar ve Galatasaray, ben maçı 2-0 iken de söyledim, fotokopi gibi goller yiyor. Zaten birinci golle üçüncü gol, yani sadece kareler değişti. Kesinlikle. Çizgilerden güzel paslarla gelen fotokopi golleri. Bu tabii ki önemli oyuncular üzerinde. Muslera bir ara artık ellerini arkaya bağladı farkındaysanız maç içerisinde. Bu nedenle yani bir çaresizlik örneğiydi. Bu çok Galatasaray için hiç hoş bir durum değil. Yani artık oyuncular maç gitti dediler. Bir gerçek var ki şu anda Beşiktaş dışında arayı açan takım yok ama Galatasaray'a kesinlikle, ben çok net söyleyeyim, tek tek oyuncularına girmek istemiyorum. Çünkü şu anda bugün Galatasaray'da yani artık son dakika Galatasaray'a şeref sayısı açacak, düşünebiliyor musunuz? Artık o da gol olmadı, maç 4-0'la bitti. Burak'ın son dakika topla. Burak'ın pozisyonu son dakika var. Yani kaleci öylesine bir Galatasaray'a kesinlikle bir tane bir şok gerekiyor. Ama ne olur? Sayın Prandelli biraz sonra ne söyleyecek onu ben bilemiyorum ama bu ekibe kesinlikle bir şok gerekir. Ha, yeni yönetim geldi vesaire, bundan sonra ne olur ama birdenbire dokununca da her şey düzelmiyor. Bu gerçeği de kabul etmek lazım. Ama bu kadroya, Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu var ama Galatasaray bu sahadaki Galatasaray değil. Her açıdan, oyun şekli açısından, fizik açıdan, mental açıdan, psikolojik açıdan sahadaki Galatasaray yok. Yani hafta ortasından beri o Galatasaray sahada yok. Bir anda 2-0 olan bir Dortmund maçı aynı şekilde bir anda 2-0 burada olan. Burada 4 dakikada 2 gol. Aynı şekilde bu Galatasaray değil. Bu nedenle Galatasaray'a bir şok gerekiyor. Bunu nasıl yapar Galatasaray? Teknik heyet mi yapar? Başka şeyler mi olur ama Galatasaray'ı hiç kolay günler beklemiyor açıkçası. Bu nedenle baktığınız zaman
kaliteli bir kadro, sadece istikrarı sağlayamayan bir kadro. Bu kadar taşların yerinde oynamaması lazım Galatasaray'da. Taşlar sürekli yerinde oynuyor, sürekli yerinde oynayınca oturmuş taş kalmadı Galatasaray'da. Evet. Yani şimdi kazanılan Fenerbahçe maçına bakalım. Son dakikalarda gelen Snyder'in şahsi gayretiyle zorladığı iki tane çok güzel şut, jenerik şut olmasa Galatasaray belki o maçta da puan kaybedecekti. Bu durumda bu gerçekleri görmesi lazım Galatasaray. Galatasaray'da taşlarla bu kadar oynamaması lazımdı. Maalesef oynandı, hala oynanmaya devam ediyor. Çok önemli oyuncular Galatasaray'ın çok ciddi rakamlar yabancı oyuncular da kulübede oturuyor vesaire, ama hala aynı kişiler Galatasaray'da baktığın zaman bugün golün bir tanesi de sanırım Tarık yetişmeye çalışıyordu vesaire vesaire. Artık yani bu görüntüler Galatasaray'a yakışmayan görüntüler. Peki, bu gerçeklerin hepsini net bilerek, fotoğrafı net çekerek, hiç acımasız bir şekilde Galatasaray kendi fotoğrafını net çekerek bu taşlara nasıl tekrar toparlayıp bir yerine oturup bunun yapılması lazım. Bunun için de Galatasaray'a kesinlikle bir şok gelecek. Bunu artık adını ne koyulur onu Galatasaray yönetimi, yeni gelen yönetimi çok daha iyi bilir diye düşünüyorum. Hocam devam edeceğiz yine konuşmaya, ama sevgili Osman Şener'e de yazısını yazdırdı Milliyet Gazetesi'nde yarın. Tabi istenen, beklenen oyun çok uzağında kalan bir Galatasaray vardı sevgili Osman Şener. Ana temada mağlubiyeti neye bağlayabiliriz? Tabii ki detayına birazdan gireceğiz. Şimdi Can, bu kaç haftadır Galatasaray başarısız, yani Fenerbahçe'yi yendi ama hiç Galatasaray, yani tatmin eden Galatasaray gibi oynamadı yani. Çünkü Galatasaray çok güçlü bir, büyük bir kulüp. İyi de futbolcuları var. Ama ben şimdi bakıyorum, Galatasaray'ın da bütün futbolcular motivasyonunu kaybetmiş. Tükenmişlik sendromu yaşıyor Galatasaray. Yani şu an ben bakıyorum. Mesela iki tane bek. Tamam, iki tane stoperi koydun orada. İki tane bek. Yani Galatasaray 4-4-2 oynamıyor. Galatasaray ne oynadığını da bilmiyorum yani tam olarak. Ama o iki tane beki fazla hücuma çıkarttırma, biraz geride kalsın. Defansif görevlerini yapsınlar ilk başta onlar. Sen basma kalıp gibi Arsenal karşısında olsun, Dortmund karşısında olsun, bugün olsun, beklerin arkasına atılan toplar gol oluyor yani her iki maçta da. Bunu hoca bunun çaresini alacak. İkincisi, ben programdan önce de sana söyledim. Hani inşallah Galatasaray bugün kazanır, yoksa Prandelli çok eleştirilir dedim. Ya sen Dortmund gibi bir takıma karşı pire gibi bir takım yani. Çıkartıyorsun önde, Burak'ın yanına Pandev'i koyuyorsun, tamam olmadı. Ama kardeşim bugün Başakşehir'le oynuyorsun, orada rakibi ısıran, rakibi zorlayan bir umut var. Umutla başlat, Burak da rahatlasın. Yani Burak çocuk, Burak'a en az kızdığım insan Burak. Zaten Burak topla buluşamıyor. Buluşsa da tek başına orada iki stoperin arasında sandviç oluyor. Artı biz federasyonu bağırıyoruz, neden yabancı kısıtlaması yaptın diye. Ya sen dört yabancıyla çıkıyorsun ya. Dortmund karşısında oynamamış. Ya oynamak istiyor adam. Avaz avaz bağırıyor. Ben bir kere Galatasaray'ın kaleye Mustara da dinlensin. Mustara dünyanın en iyi kalecisi. Sinan Bolat'ı koyarım abi. Ben bir kere 5 yabancı hakkım varsa onu hücumda kullanırım abi. Koyarım bir tarafa Alex Telles'i koyarım. Öteki tarafına Bruma'ya koyarım. Yani Galatasaray'ın hücum... Zaten Sinan gibi bir kaleci de ondan transfer edildi yani. Uluslararası kariyeri olan, evet, yani Türk milli takımlara zaman zaman oynayan, Belçika'da, evet, Hollanda neler yaptığını çok iyi bildiğimiz bir kaleci. Şampiyonlar Ligi'nde gene Mustara'ya koyarım. Ama hani Türkiye'de madem 5+3 sistemi var dediğiniz gibi, o zaman yani geçen sene Galatasaray yedek kalecilerinden yana çok fazla sorun yaşadığı söyleniyordu. Bu sene işte iyi bir ikinci kalecisi olduysa bazı maçlarda o beşli farklı rotasyonlar içine girebilir. Neden olmaz? Alex Telles bir tarafta önde, bir tarafta Bruma. Koyarım oraya Burak'ın yanına Umut'u, arkalarına koyarım Snyder'i. Koyarım yani. Melo'ya da orada yer kalacak. Melo zaten orta saha, Melo'suz olmaz Galatasaray'ın. Zaten Galatasaray'ın orta saha bir çevre kontrol denen bir olay var. Selçuk tamam, ilk geldiği sene buranın pırlantası. Galatasaray kulübü onu ödüllendirdi. Ama Selçuk o çevre kontrol falan değil. Selçuk panik halinde. Aman hata yapmayayım. Aman tribünler benim aleyhime dönmesin. Bu psikolojiyle oynayamaz. Orada böyle bütün suç benim diyecek. Evet, bu arada Melo yayıncı kuruluşları söylemiş şu anda ekranda. Sorumlu Prandelli değil, sahada olan bizleriz diyor Felipe Melo. Yayıncı kuruluşu yapmış.